Bunlar Renu ablamın halalı. Yani Tanrı benim yanımda. Renu ablamın geçmişi bu meseleyi çözmeme yardımcı olacak. Bundan eminim. Ayrıca Hiraba cenaze töreninde ailemizden birinin Renu ablayı Dubai'li bir adama satmak istediğinden bahsetmişti. Kim bilir, eğer onunla konuşursam Satyam'ın yalanını ortaya çıkarabilirim. İşte şimdi bittin Satyam. Affedersiniz. Affedersiniz. Hemen kaybol burada. Hadi yürü bakalım. Hiraba nerede acaba? İşine bak. Ah, ben de seni bekliyordum. Hey! Affedersin, Hiraba'yı nerede bulabilirim acaba? Hiraba'yı mı arıyorsun? Yoksa kocanı mı, ha? Sen düzgün bir kadına benziyorsun. Eğer gerçekten de düzgün bir kadın olsaydın, o zaman kocan buraya gelmezdi. Ama bizi seçti işte. Ben sadece... Git içeri bak. Belki onu bulursun. Ben sadece Hiraba'yı arıyordum. Onunla görüşmem gerekiyor da. Nerede, söyler misiniz? Ne oldu, beni mi arıyorsun? Hiraba'yı arayan mutlaka bulur derler kızım. Çünkü Hiraba her yerdedir. Sen Renu'nun yengesisin değil mi? Evet. O gün cenazede bana demediğinizi bırakmamıştınız. Ama merak etme. Ben öyle bir insan değilim. Hiraba'nın evinin kapısı herkese açıktır canım. Sakıncası yoksa seninle Renu abla hakkında konuşmalıyım. Onu içeri al. Buyurun. Hiraba, polis ve diğerleri Virendra'nın Renu'yu balkondan aşağı ettiğine inanıyor. Virendra asla böyle bir şey yapamaz. O birine zarar veremez. Ama emin olduğum şey Renu ablanın balkondan itildiği. Ayrıca intihar ettiğine de inanmıyorum. Acaba Renu sana daha önce kocası Satyam hakkında bir şey söyledi mi? Çünkü Satyam'dan şüpheleniyorum. Bak kızım. Renu buradan ayrıldıktan öldüğü güne kadar buradaki hiç kimseyle iletişime geçmedi. Bu dünyayı tamamen arkasında bırakmış, hiçbirimizi aramadı. Ama onun bir arkadaşı vardı. Sonra. Onunla her gün konuştuğuna eminim. O yüzden gidip Sonam'ı bulsan daha iyi olur. Belki o sana yardımcı olur. Peki Sonam'ı nerede bulabilirim? Siz yemeğinizi yiyin. Ben aç değilim. Satyam, Satyam. Kendini topla. Renu öldüğünden beri bizimle birlikte bir kez bile yemek yemedin, kahvaltı da etmedin. Ayrıca yemeği tabağında bırakarak yemeğe saygısızlık ediyorsun. Satyam lütfen, bizim için olmasa bile. Renu'nun hatırına lütfen bizimle yemek ye. Nasıl? Kendi karımın katili olarak suçlandığım bu evde nasıl yemek yiyebilirim? Ben Renu'yu çok seviyordum. Satyam, Satyam. Lütfen Purvi'nin sözlerine kulak asma. Zavallı kız çok zor durumda. Kendi de ne söylediğinin farkında değil. Ama sen mantıklı birisin değil mi? Onu biliyorum. Ve bu ailenin bir üyesi olarak ben de Purvi yenge için endişeleniyorum. O yüzden size haber vermeden onun davranışları hakkında doktoruma danıştım. Ona aramızdaki olaydan bahsettim. Çok iyi bir şey yapmışsın Satyam. Peki doktor ne dedi? Doktor bu evden ayrılmamı tavsiye etti. Ne? Ama neden? Çok kritik bir dönemden geçiyorum. Ve eğer çok fazla gergin olursam bu benim için ölümcül olabilirmiş. O yüzden bu evden gidersem benim için daha iyi olacak. Satyam, dün gece olanlar bir daha hiçbir zaman tekrarlanmayacak. Buna emin olabilirsin, tamam mı? Çok ciddi bir hastalığın var ve senin sağlığın benim sorumluluğumda. Buna Anjali de dahil. O yüzden lütfen dün gece olanları unut ve sana... Söz veriyorum, bir daha böyle bir durumla karşılaşmayacaksın. Değil mi Anjali? Bu arada size Purvi yenge hakkında bir şey söyleyeceğim. Nedir?
Dün gece söylediği şeyler tamamen streslendi. Ve doktor bana akıl sağlığının iyi olmadığını söyledi. Eğer zamanında tedavi edilmezse o zaman birine zarar verebilirmiş. Bana, Yogi'ye ya da sana. Sana ve senin çocuğuna. O yüzden eğer Purvi yengeyi tedavi ettirmek isterseniz size doktorumun numarasını verebilirim. Bunu bir de ona danışın. Doktor böyle bir şey söylediyse bunu ciddiye almalıyız. Reno'yla ben sık sık konuşurduk. Ama o buradaki kimsenin bunu bilmesini istemezdi. Kimseye söyleyemezdim. O buradan kurtulmak ve düzgün bir yaşam sürmek istiyordu. Anne olmak istiyordu. Aile kurmak istiyordu. Satyam'la nişanlandıktan sonra buraya beni görmeye geldi. Bana halhallarını verdi. Artık onlara ihtiyacı olmadığını söyledi. Ama benimle görüşmek için yeniden geldiğinde halhallarını benden geri aldı. Onları geri mi aldı? Ama neden? Çünkü Satyam dans eden kızları çok beğenirdi. Renu'dan da sık sık dans etmesini isterdi. O yüzden buraya geldi ve halhallarını geri aldı. Ve o Satyam için dans ederdi. Ondan sonra bu her gün olmaya başladı. Her ne kadar bu karı koca arasında olsa da ikisinin dinlemeyi çok sevdikleri bir şarkı vardı. Mardala. Bu gerçekten çok tuhaf. Anlaşılan Renu ablanın geçmişi evde bile peşini bırakmamış. Acaba Satyam hakkında başka bir şey biliyor musun? Evet. Renu bana Satyam'ın karanlıktan çok korktuğunu söylemişti ve bunu çok komik buluyordu, onu çok güldürüyordu. Ayrıca bana Satyam'ın çocukluğundan beri hayaletlerden korktuğunu söyledi. Ve bir gün bana dedi ki Satyam yurt dışına çıkmayı çok istiyormuş. Ve onu bir gün Kanada'ya götüreceğine söz vermiş. Orada yeni bir hayat kuracaklarmış. Ayrıca Satyam'ın hiç açgözlü biri olmadığını söyledi. Hatta o takıların kasada kilitli kalmalarını istemiyormuş. Buna tamamen karşıymış. Renu'nun her zaman takı takmasını istiyormuş. Yani Satyam, Renu ablanın bütün takılarını kasada sakladığının farkındaydı. Acaba Satyam, Renu'yu takıları ve parası için öldürmüş olabilir mi? Uzun zamandır gözü Virendra'nın servetindeydi. Ne yapıp edip gerçeği ortaya çıkarmalıyım? Purvi'nin tedavisine bir an önce başlamamız gerekiyor. Eğer başlamazsak kendine ya da ailesine zarar verebilir. Hastalığı ilerlerse akıl hastanesine yatırabiliriz onu. O deli değil. Onu neden akıl hastanesine götürelim? Bakın, aile olarak çok hassas bir dönemden geçiyoruz ve Purvi öyle bir kız ki en zor zamanlarda ailemizi bir araya getirdi. Ve eğer onun başına bir şey gelirse inanın bana bütün ailemiz dağılır. Lütfen onu iyileştirecek bir şey yapın. Lütfen, lütfen doktor. Eğer iyileşmesini istiyorsanız ilaçlarını zamanında verin. Şimdi ona ilaç yazacağım. Bunları ona vereceksiniz. Ve birkaç gün içinde toparlanacak. Ama bu ilaçları ona nasıl vereceğiz? Doktor bey, Purvi Satyam'ın gerçekten suçlu olduğuna inanıyor. Ve bu şartlar altında kimseyi dinlemez. Hem ona aklında bir sorun olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Onun bu ilaçları alacağını sanmıyorum doktor bey. O zaman şöyle yapalım. Bazı hastalarımın aileleri ilaçlarını yemeklerine karıştırıyor. Bunu siz de yapabilirsiniz. Ve birkaç gün içinde normale döndüğünde aradaki farkı siz de göreceksiniz. Bana kalırsa Purvi yengeyi iyileştirmek için bundan daha iyi bir yol olamaz. Teşekkür ederim doktor. Birkaç gün sonra sizi görmeye geleceğiz. Sağ olun. Bakın bu yaptığınız hiç doğru değil. Bana bak doktor.
Bana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyecek kişi sen değilsin. Derler ki insan her zaman kendini mutlu edecek şeyler yapmalı. Purvi'nin deli olduğunu kanıtlayınca bana bir daha zarar veremeyecek. Kimse onun sözlerine inanmayacak. Ve ilaçlara gelirsek onu iyileştirmeyecekler değil mi? Ha? Tam tersine Purvi bu ilaçları içince aklını kaybedecek. Baksana, ne oldu? Yüzün niye asıldı senin? Canın mı sıkıldı? Aa, doğru ya kızı. Adamlarım onu evine bırakacaklar, ha? Hadi ama, biraz gül doktor, mutlu ol. Hadi, gülümse, gülümse, ha? Anjali yenge? Purvi, sen nerelerdesin? Sabahtan beri seni arıyorum. Ben Satyam'ın aleyhinde kanıt toplamak için Hireban'ın yanına gittim. Anjali yenge, onun Renu ablayı öldürdüğüne adım gibi eminim. Rendra böyle bir şey yapmış olamaz. Bunu sana defalarca söyledim. Görünüşe bakılırsa Purvi'nin durumu giderek kötüleşiyor. Buna daha fazla seyirci kalamam. Purvi, beni dinle. Son olaylar yüzünden çok üzüldüğünü biliyorum ve çok üzüldüğün için ne doğru düzgün yemek yiyorsun ne de kendine bakıyorsun. Evin içinde hayalet gibi dolaşıyorsun. Böyle devam edersen hasta olacaksın. Artık dinlenmen gerek. Anjali yenge, benim hiçbir şeyim yok. Ben hasta da değilim. Sadece gerçeği öğrenmek istiyorum. Öğrendiğimde içim çok rahatlayacak. Aslında senin ve Yogi abinin beni anlayacağını düşünüyordum ama... Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Sen git ve dinlen hadi. Hayır Anjali yenge, bu konuyu konuşmayarak hiçbir şeyi çözemeyiz. Ben konuşmak istiyorum sana dediğim gibi Satya. Lütfen beni dinle. Purvi, şimdi dikkatlice beni dinle lütfen. Tamam mı? Bak, insan üzgün olduğunda aklına olur olmadık bir sürü şey gelebilir. Bazen doğru, bazen yanlış. Bak, hemen onları aklımızdan çıkarmalı ve kafamızı dağıtmalıyız. Böyle saçma sapan şeyleri hiç düşünmemeliyiz. Sen kendine hiç iyi bakmıyorsun. Buraya gel, otur. Bak ne diyeceğim. Şimdi güzelce dinlen. Biliyorum sabahtan beri hiçbir şey yemedin, öyle değil mi? Bütün gün hiçbir şey yemeden dolanıp duruyorsun. Sana yiyecek bir şeyler getireyim, sen de dinlen. Tamam mı? Satyam, Renu ablanın bütün mücevherlerini kasada sakladığını çok iyi biliyor. Şimdiye kadar mücevherleri ya çoktan çalmıştır ya da kesin çalmayı planlıyordur. Kasa burada. Ama şifresi ne bilmiyorum. Ne yapacağım? Kasanın şifresi kasanın altında duran kırmızı renkli günlüğün içinde yazıyor. Buna inanamıyorum. Kasanın şifresi 1, 2, 3, 4. Takılar. Bu fatura da ne böyle? Nil Kamal Kuyumculuk. 2.700.000 rupi mi? Demek ki şüphelenmekte haklıymışım. Satyam mücevherleri satmış. Herkesi Satyam hakkında uyarmaya çalıştığımda kimse bana inanmamıştı. Şimdi bu faturayı Anjali yengeye göstereceğim.
Verendira, seni hapisten çıkarıp eve getireceğime söz vermiştim. Şimdi göreceksin. Satyam'ın yalanlarını polise ve ailemize kanıtlayacağım. Eğer Satyam'a suçunu itiraf ettirmezsem, adım Purvi Verendira Pratap Singh olmasın. Bay Verendira, biri sizi görmeye geldi. Senin burada ne işin var? Madem beni kız kardeşimin katili olmakla suçluyorsun, o zaman buraya neden geldin? Git. Verendira abi, beni çok yanlış anlıyorsunuz. Ben sizin kız kardeşinizi öldürmeyeceğinizden eminim. Onu ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. O zaman beni neden tutuklattın? Komisere neden onu götürün dedin? Şöyle ki Verendira abi, şu sözü kesin duymuşsunuzdur. Bu dünyada daima kendine çalışacaksın. Ben de sizi feda ederek kendimi kurtardım. Yani? Yani şu Verendira abi, yaptığım her şeyin suçunu sizin üzerinize attım. Reno'yu balkondan aşağı atan kişi bendim. Seni pislik. Sen benim kız kardeşimi öldürmeye nasıl cüret edersin? Bir dakika Verendira abi, bir dakika. Bana sinirlenmeden önce bir düşün. Biliyorsun sevgili karın Purvi hala benimle birlikte aynı evde, aynı çatı altında yaşıyor. Ha? Onun güvende olmasını istersin değil mi? O zaman bunun için para harcamalısın. Fazla değil, sadece 5 milyon rupi. Yoksa o da aynı Reno gibi balkondan aşağı düşebilir. Seni aşağılık pislik herif. Kız kardeşimi senin gibi biriyle evlendirerek çok büyük bir hata yaptım. Benim hatamdı. Bay Brenda, Bay Brenda bırakın onu. Seni bırakın lütfen efendim. Hata Bay yapmadım. Brenda, durun. Aşağılık herif. Yapmayın efendim. Durun, bu adam çok kötü biri. Kulağıma kız kardeşini öldürdüğünü fısıldadı ve şimdi beni öldürmek istiyor. Asın bu adamı. Hemen yalan asın. Söylüyor. Kız kardeşini öldürdü. Şimdi de ben onu öldüreceğim. Bay Brenda, bu ülkede kanunlar var. Yapmayın efendim. Zaten hapistesiniz. Bay Brenda, bırakın onu. Bay Brenda, başınız daha da derde girecek. Yapmayın. Bırakın efendim. Satyam, hele buradan bir çıkayım. Sana o zaman göstereceğim. Çok yanlış adama bulaştın. Gidelim. Satyam! Eğer Purvi'nin başına bir şey gelirse pişman olursun. O pislik evde olduğu sürece Purvi güvende değil. Bir şekilde buradan çıkıp Purvi'yi uyarmam gerek. Tanrım lütfen, Purvi ve çocuklarımı koru. Anjali yenge. Anjali yenge nereye gitti? Anjali yenge! Belki de banyodadır. Anjali yenge hemen çık lütfen. Sana Satyam'ın niyetinin iyi olmadığını kanıtlayacağım. Reno ablanın kasasındaki mücevherlerin hepsini çalmış ve onları satmış yenge. Anjali yenge! Belki de mutfaktadır. Hemen oraya gidip onunla konuşayım. Ne bu, doktor raporu mu? Hem de benim adıma. Ama ben hiç hastaneye gitmedim ki. Demek ki Anjali yenge delirdiğimi düşünüyor. Bana söylemeden benim adıma doktora danışmış. Şimdi gizli gizli bana o ilaçları vereceğine eminim. Hatta belki de yemeğime bile karıştırabilir. Doktor Satya Prakash. Bu Satyam'ın sahte raporunu düzenleyen doktor değil mi? Aman tanrım. Demek bütün bunların arkasında Satyam var. Bile bile bu ilaçları içmemi istiyor. Ayrıca Anjali yenge ve Yogi abiyi akıl sağlığımın yerinde olmadığına ikna etmiş. Buna inanamıyorum.
Ne olursa olsun bu ilaçları içmeyeceğim. Kapı. Kim var orada? Açın kapıyı Anjali yenge. Kapıyı açın. Purvi. Brandra? Sen buraya nasıl geldin ve bu yara ne? Ha, İyi misin? Purvi, ben iyiyim. Hizmetçilere kapıyı dışarıdan kilitlemelerini söyledim. Ama neden? Senin bu odadan çıkmaman için. Ve ben de pencereden girdim. Sen hapisten buraya nasıl geldin? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ve bu yara... Hapiste bir adamla tanıştım. Bu yüzüğümün değeri 50.000 rupi. Al bunu, çıktığında satarsın. Tamam, ne yapmam gerekiyor? Şimdi beni dinle. Anladım. Şimdi çayını istiyorum, başlayabilirsin. Hey! Senin muhtarlığın ancak evinde ve köyünde söker. Burada benim çayımı içemezsin. Şimdi sana göstereceğim. Bana ne göstereceksin sen? Ha? Ne göstereceksin? Ha? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Hey! Kavga ediyorlar. Çabuk gelin. Çabuk! Sen kendini ne sanıyorsun? Bana nasıl vurursun? Ha? Ha? Benim çayımı içtin. Şimdi gününü göreceksin. Gel buraya. Hadi gel. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Bana nasıl dokunursun ha? Sen kendini ne sanıyorsun? Buraya gel. Siz ne yapıyorsunuz? Sen bana durun. Nasıl dokunursun? Hey, sen bırak gel. Beni. Seni öldüreceğim. Bay bırak Brandra. Bana nasıl dokunursun? Durun. Seni öldüreceğim. Durun. Ne yapıyorsunuz? Durun. Bay Brandra. Kendinize gelin. Bırakın. Burada kavga çıkartma. Yoksa buradan asla çıkamazsın, anladın mı? Kaç. Kaç kaç. Dur. Kaç. Bırak beni. Hey. Bay Brenda. Purvi, şu anda yanında olmam çok önemli. Çünkü hayatım tehlikede. Hayatım mı tehlikede ama nasıl? Sen haklıymışsın. Renu'yu öldüren kişi Satyan'mış. Peki sen bunu nasıl öğrendin? O pislik hapiste beni görmeye geldi. Ve önümde suçunu itiraf etti. Masum görünüyor ve masum olduğunu söylüyor. Ama pislik ve açgözlü bir adammış. O yüzden senin peşine düşmeden önce buradan gitmeliyiz. Hadi. Ama nereye gideceğiz Brandra? Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Onu sonra düşünürüz. Hadi. Tamam dur. Gidelim. Hanımefendi. Zor oldu ama telefonunuzu getirdim. Bunu hemen saklasanız iyi olur. Çünkü eğer biri görürse işimi kaybedebilirim. Kurşun yarası çok acı verir. En güçlü insanlar bile ağlamaya başlar. Bu acıya nasıl dayanıyorsunuz bilmiyorum. Bu arada size ağrı kesici getirdim. Bunları aldıktan sonra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ben her şeye katlanabilirim. Ve o satılık gelini elime geçirdiğimde bütün acılarım sona erecek. Sadece o satılık gelini istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Onu öldürdüğüm zaman bütün dertlerimden kurtulacağım. Burada olduğuma şükretsin. Eğer şimdi hastane yatağında olmasaydım onu şimdiye kadar çoktan öldürmüştüm. Prekaşiyle uğraşmanın sonuçlarını hala bilmiyor. Benim gibi bir insanın karşısında bütün dünya diz çöker. Beni hiçbir kurşun yere seremez. O kadar. Bir kurşun nedir ki? Ama benim işimi yapabilecek birini bulmam gerek. İhtiyacım olan tek şey bu. Ben ne istersem yapabilecek ve o satılık gelini öldürecek birine.
Alo. Merhaba hanımefendi. Ben İlkamal Kuyumculuk'tan arıyorum. Evet buyurun. Şey, damadınız... Renault'un mücevherlerini satmaya geldi. Değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin rupiydi. Ama aceleyle hesap numarasını almayı unutmuş. Ona söyler misiniz? Bana hesap numarasını vermesi gerekiyor. Evet tamam, ona söylerim. Size hesap numarasını mesajla gönderir. Teşekkürler efendim. Dünyanın bütün sahtekarları, yalancıları ve alçakları o evde toplanmış. Ama Satyam'ı piyonum olarak kullanabilirim. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. O satılık gelini Satyam'ı öldürteceğim. Görünüşe bakılırsa burası uzun zamandır kullanılmamış. Bizim için uygun bir yer olabilir. Burada saklanabiliriz. Bizi burada kimse bulamaz. Gel. Burası ne kadar tozlu böyle. Şuna baksana. Dikkat et Frendra. Bana su ver. Su ver. Virendra. Sence de yanlış bir şey yapmıyor muyuz? Yani demek istiyorum ki, bana sorarsan bir an önce polise teslim olmalısın Virendra. İnan bana, suçsuz olduğunu kanıtlayıp seni eve getireceğim. Ama bu şekilde saklanmamız, yani başının yine derde girmesinden korkuyorum. Hurvi, sence bundan başka seçeneğim var mı? Her şeyden önce suçsuz olduğumu gösteren bir kanıt bulmalıyım. Sonra seni o pislikten korumalıyım. Ve bunu ancak dışarıdayken yapabilirim. Bunun başka yolu yok. Ama bu o kadar kolay değil ki Virendra. Satyam çok kötü ve kurnaz bir adam. Herkesi beynimde tümör var diyerek kandırdı, biliyorsun. Ve tam yalanını herkesin önünde ortaya çıkaracaktım ki raporu değiştirdi. Virendra, bu adam o kadar hızlı hareket ediyor ki ona yetişmek imkansız. Ve sadece bu da değil, aynı zamanda Renault ablanın mücevherlerini de satmış. Anjali yengeyle Yogi abi akıl sağlığımın yerinde olmadığına inandırdı. Onlara delirdiğimi söyledi. Herkes bütün bunları benim yüzümden yaşıyor. Bilmiyorum. Kız kardeşimi neden böyle rezil bir adamla evlendirdim bilmiyorum. Halbuki Anjali bana Satyam'ın nasıl bir insan olduğunu söylemişti ama ben onu dinlemedim. Ve kardeşimi böyle rezil bir adamla evlendirdim. Ben ne yaptım? Virendra, lütfen sakin ol. Bu sadece senin hatan değil, herkesin hatası. Anjali yenge herkese gerçeği söylemişti, biliyorsun. Ama Renu abla kim ne derse desin Satyam'a gözü kapalı güvendi. Ablam Satyam'ı gerçekten çok seviyordu. Ama Satyam Renu'ya çok çirkin şeyler yaptırıyormuş. Geçen arkadaşlarından biriyle konuştum ve Renu eski hayatını geride bırakmasına rağmen Satyam'ın onu dans etmeye zorladığını öğrendim. Evet Frendra. Renu aşkı için başka nelere katlandı çok merak ediyorum. O pislik hakkında başka neler öğrendin? Söyle. Çok önemli bir şey değil. Ama bana Satyam'ın çocukluğundan beri karanlıktan ve hayaletlerden korktuğunu söylediler. Neyse Virendra, şimdi bunları konuşmanın hiçbir anlamı hayır, yok. Hayır. Bu önemsiz bir şey değil. Hatta işimize yarayabilir. Yani ben seni anlayamadım. Yani artık daha fazla kanıt aramamıza gerek yok. O pislik gerçeği kendi ağzıyla itiraf edecek, göreceksin. Ama önce Renault'un mücevherlerini geri almamız gerek. Peki bunu nasıl yapacağız Virendra? Eğer bankaya gidersen polis seni yakalar. Bankaya nasıl gideceksin? Bankaya gitmeye gerek yok Purvi. Yogi'yi dolandıran şu adamı hatırlıyor musun? Onu tehdit ettiğimde bana bütün parayı geri vereceğini söylemişti. Şimdi bizden çaldığı milyonları geri almanın tam zamanı. Şimdi o bize para verecek. Efendim, amirim gelmeden önce buradan gitsen iyi olur. Anne, gitmeden önce en azından beni buraya neden çağırdığını söyle. Bir şey değil, halini hatırını sormak için çağırdım.
Son zamanlarda nasıl olduğunu öğrenmek istedim. Şimdi mutlu olmalısın. Ne de olsa Reno hayatından çıktı. Artık evli değilsin. Mecburiyet yok. Sahtekarlık yok. Reno'yu seviyormuş gibi yapmak zorunda değilsin ha? Ben ne dediğini anlayamadım anne. Sen göründüğün kadar saf bir adam değilsin. Safmış gibi görünebilirsin ama kalbin sahte. Aklından neler geçiyor biliyorum ve başkalarına neler söylediğini de. Reno öldükten sonra bütün mücevherlerini kuyumcuya götürüp sattığından haberim var. Ben aptal değilim. Hesabında 2.700.000 rupi var. Neler planladığını biliyorum. Hala anlamadın değil mi? Hastanede yatıyorum diye hiçbir şeyin farkında olmadığımı sanma. Unutma, boynun hala benim ellerimde. Ve onu ne zaman istersem o zaman kırarım. Belki bilmiyor olabilirsin. Ama polisin elinde video var. Ve orada Vrendra'nın kız kardeşini balkondan itip onu öldürdüğü açık açık görülüyor anne. Bak ne diyeceğim Satyam. Sen kime bulaştığının farkında değilsin. Benim adım Prekashi. Ben yaptığım her işi sağlama alırım. Biliyor musun, eğer canım isterse polisi her an buraya çağırabilirim. Çünkü Vrendra Reno'yu balkondan aşağı ittiğinde ben de oradaydım. Seni gözlüyordum. Ben hem kanıtım hem de tanığım. Ve polisi onun Vrendra olmadığını, Vrendra'nın maskesini takan sen olduğunu söyleyebilirim. Hem o maskeyi sana ben vermiştim, hatırladın mı? Şimdi söyle bakalım, polisi aramamı ister misin? Ama o zaman böyle elini kolunu sallayarak dolaşamazsın. Doğrudan hapsi boylarsın. Belki de polise Vrendra'nın maskesini takarak Reno'yu senin öldürdüğünü söylemeliyim. Ne dersin? Hayır anne, hayır. Ben lütfen böyle bir şey yapma. Ben ne istersen yapmaya hazırım. Bakıyorum şimdi sözümü dinlemeye başladın. Halbuki biraz önce çok akıllı geçiniyordun. Evet, şimdi benim dediğimi yapmak zorundasın. Ve sadece bir görevin var. O satılık gelini öldüreceksin. Anceli, doktorun ne dediğini hatırlamıyor musun? Puri yengenin akli dengesi yerinde değil. Ailedeki ve dışarıdaki herkes için tehdit oluşturuyor. Bence bir an önce polise gidip onlara Puri yengenin kaçtığını bildirmemiz gerekiyor. Ama... Bir dakika, şu telefona bakayım. Acaba şimdi nerededir? Onun için çok endişeleniyorum. Alo? Anceli? Anceli, Anceli ne oldu? Telefondaki kimdi? Polis. Ne? Vrendra bir hapisten kaçmış. Ne? Evet. Ama ne zaman ve nereye gitmiş? Neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Anceli, hemen karakola gidip onlara Purvi yengenin evden kaçtığını söyleyeceğim. Gidiyorum. Bir dakika. Ne? Ne var Anceli? Gel. Şu anda kimseye bir şey söylemeye gerek yok. Ama... Bak... Belki de Vrendra abiyle Purvi şu anda birliktedirler. Değil mi? Abin hapisten kaçtı ve Purvi evde değil. İçimden bir ses ikisinin şu anda abinin suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söylüyor. O yüzden şimdi kimseye bir şey söylememize gerek yok. Özellikle de polise. Bence şimdilik susalım. Tamam Anceli, ama daha ne kadar susacağız? Onu bilmiyorum. Ama emin olduğum bir şey var. Bizim Purvi'miz çok akıllıdır. Bir şekilde eniştemin suçsuz olduğunu kanıtlayacağına eminim. İşte param burada. Bir şey daha var. Buraya geldiğimizi kimsenin öğrenmesini istemiyorum. Yoksa senin için kötü olur. Anladın mı? Evet anladım.
Ama anlamadığım bir şey var. Kayınbiraderiniz dün buraya gelip mücevheri sattı. Siz bugün neden geri almaya geldiniz? Bu mücevherler bana kız kardeşimi hatırlatıyor. Bunlar ondan kalan son hatıralar. Ve böyle şeylere paha biçilemez. Bu mücevherler adaleti sağlamamıza yardımcı olacak. Bu mücevherleri kanıt olarak mahkemede kullanacağız. Gidelim. Bu kadar çalışma yeter. Uyku zamanı. Bu ses dene. Bir şey değil. Çok yorgunum. Olmayan sesler duyuyorum. Sadece hayal. Sorun yok. Uyu. Kim var orada? Kimsiniz? Kim var orada? Kimsiniz? Bu bir şaka mı yoksa? Kim var orada? Bu halhalların sesi. Halhallar? Renu'nun halhallarını buraya koymuştum. Nerede bu halhallar? Yoksa halhalları mı kaybettin? Doğru söyle, kim var orada? Kim var orada dedim? Renu sen... Sen nasıl yaşarsın? Bu Renu'nun benim için dans ettiği şarkı.
Hayır. Kesin biri bana kötü bir şaka yapıyor olmalı. Ölmüş bir insan nasıl canlanabilir ki? Bekle. Şimdi sana gününü göstereceğim. Ben bu kolyeyi dün kuyumcuya satmıştım. Demek ki Renault yaşıyor mu? Bu nasıl olur? Bu nasıl mümkün olabilir? Bu Renault olamaz. Bu nasıl Renault olabilir? Nasıl? Sen de kimsin? O geri döndü, geri döndü. Ne oldu? Geri döndü. Ne oldu? O geri döndü. Satyam. O geri döndü. Satyam dur. O geri döndü. Ne oldu? O geri döndü. Kim? Geri döndü. Kim döndü Satyam? Kim döndü? Kimden bahsediyorsun? Kim? Ne oldu? Sen iyi misin? Kim döndü? Ne diyor? Bilmiyorum, herhalde birini gördü. Ben... Söylesene, kimi gördün Satyam? Gördüklerimi söylersem bana inanmazlar. Tam tersine hasta olduğumu düşünürler. Beni hastaneye götürürler ve doktorlar beni muayene ettiğinde beyin tümörüm olmadığını öğrenirler. Bu bütün planlarımı mahveder. Satyam! Evin içinde hayalet gibi dolaşıyorsun. Böyle devam edersen hasta olacaksın. Odana gidip bakmamızı ister misin? Hadi gel. Hayır, gidelim, hayır, gelelim. İstemiyorum. Ben kabus gördüm, o yüzden bağırdım ve aşağıya koştum. Bir şey yok, tamam mı? Ben çok iyiyim. Ben çok iyiyim. Emin misin? Evet, iyiyim. Tamam, hadi şimdi git rahat rahat uyu. Yogi, insan sevdiği birini kaybedince rahat rahat uyuyamıyor. Ama ben deneyeceğim. Siz gidin uyuyun. Bana ne oluyor böyle? Çocukken annem derdi ki eğer biri öldükten sonra ruhu huzur bulmadıysa intikam için döner. Acaba bu Renault'un ruhu olabilir mi? Hayır, hayır, hayır. Bu tamamen benim hayal gücüm. Bu gerçek olamaz. Sadece kabus gördüm. Bir şey yok. Sadece benim hayal gücüm. Başka bir şey değil. Saatlerce çalıştıktan sonra beynim yoruldu o kadar. Korkmamın sebebi bu. Başka bir şey değil. Bu benim hayal gücüm. Başka bir şey değil. Bir şey yok.
Şimdilik gidiyorum. Ama mutlaka geri döneceğim. Ve seni de benimle birlikte götüreceğim. Bunu niye yaptın Reno? Hayır, ben Reno'yu kurtarabilirim. Reno! 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 Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Reno, geliyorum. Seni kurtaracağım Reno. Reno! Reno! Aklımı kaçıracağım. Bana bunu niye yapıyorsun Reno? Hata yaptığımı kabul ediyorum ama şimdi bunu değiştiremem ki. Reno, lütfen beni rahatsız etmeyi bırak Reno. Hayır! Bak Reno, insan ölebilir ama aşk hiçbir zaman ölmez. Beni rahatsız etme lütfen, lütfen. Beni rahatsız etme, ne olur buraya gelme. Lütfen, sana yalvarıyorum, lütfen. Deli gibi bir oraya bir buraya koşuşturduğuna göre bir şeyden emin olabiliriz. Reno'yu bir tek o öldürmüş olabilir. Bunun başka açıklaması olamaz. Doğru diyorsun Brandra. Satyan beni Reno'nun giysileriyle görünce çıldırmış gibi görünüyordu. Önce normal limonu, sonra sindur sürülmüş limonu yere koyduk. Planın gerçekten işe yaradı. Geri döndü, geri döndü, geri döndü. Sonra kovayı sahte kanla doldurmamız ve sahte kanı kafasına damlatmamız. Bu arada sırf sana güvendiğim için balkondan atlayabildim. Yoksa bacaklarım çoktan titremeye başlamıştı. Purvi, Purvi. Sen iyi misin? Evet, sen yanımdayken bana bir şey olmaz. Hadi şunları alalım, tamam. Çabuk ol. Yat hadi, yat. Çabuk ol. Çabuk yere yat, hadi. Tamam. Yere yat. Virendra, bugün Satyam'ı bir şekilde balkona çıkarmayı başardık. Ama Satyam o kadar da aptal değil. Mutlaka bir şey düşünecektir. Reno ablanın ruhunun onu öldürmeye geldiğine öyle kolay kolay inanacağını sanma. Doğru söylüyorsun. Ama şunu anlamaya çalış. Bugün aşırı derecede korkması önemli bir şeyi gösteriyor. Reno'yu kesin o öldürdü ve bu korku onun gerçeği itiraf etmesini sağlayacak. Eminim. Bu vicdan azabı onu ömrünün geri kalanı boyunca hapse tıktırmak için yeterli. Yapmamız gereken tek şey şu. Suçunu herkesin önünde kanıtlayana kadar onu korkutmaya devam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.